Girelim. Tamamdır. Cumartesi artık klasikleşmeye başlayan sürpriz konuk toplantımız arkadaşlar. Eğitimimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bizim işimiz her zaman söylüyorum. Bizim işimiz minik toplantılardır. Bakın sonuçta biz pazarlama içindeyiz. Bir pazarlama işindeyiz. Buna bir şüphe yok. Ancak pazarlama şeklimiz tabii ki envai çeşit pazarlama şekilleri var yeryüzünde. Onlardan bir tanesi arkadaşlar bu. Ve bu bizim işimiz toplantılarla büyüyor. Bu dinamiği ben ilk öğrendiğimde bu işin püf noktalarından bir tanesi bu. Bu mesleğin çok rahatlamıştım. Dedim ki ya ne güzel toplantılara gireceğiz. Ne kadar çok kayhaniyi duyarsak, kulakları ne kadar çok o kelimelere, cümlelere, içeriklere maruz bırakırsak işimiz büyüyecek. O yüzden arkadaşlar toplantılar önemli. Bizim işimiz toplantılara katılma ve daha sonra da küçük küçük minik minik toplantılar yapma kültürüdür. Ve bu tarz toplantıları promote etmek konusunda kendimizi geliştirmek zorundayız. Hepimiz bu mesleğimizin bir parçası. Nasıl ki sunumlar, görüşmeler yapıyoruz. İşimizin bir parçası, bu mesleğin bir parçası. Doğru. Nasıl ki takipler yapıyoruz. Doğru. Bu tarz etkinlikleri de promote etmek, etkin bir şekilde promote etmek de mesleğimizin bir parçası. Klasik açılışımızı yapalım mı? Anladınız siz onu. Arkadaşlar kamera, aç kamerayı. Aç kamerayı, büyük gülümse, ver mesajı. Aç kamerayı, büyük gülümse, ver mesajı. Bizim kendimiz için bir planımız var. Ama Allah'ın da bizim için bir planı var. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Plan olduğunu çok iyi biliyoruz. Sadece ne olacağını bilmiyoruz. Üç hattı inşa ediyoruz. Öbürlük ödevimiz üç hat. Büyük gülümse, aç kamerayı, ver mesajı. İndirme eli, indirme. İndirme, aç. Kamerayı aç. Ben indireceğim, sen indirme ama. Ben indireceğim çünkü fotoğraf çekeceğim. Bir dakika. Büyük ekranı alıyorum. Aksiyonda bir talimat gelmediği sürece lütfen indirme eli. Büyük gülümse, ver mesajı, ver, 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 ver. İşte bu. Çektim, çektim. Tamamdır. İndirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çok çok özel bir konuğumuz var bugün arkadaşlar. Ne öğreneceğiz kendisinden biliyor musunuz? Şimdi hikayesini dinleyeceğiz aslında. İlk kez konuk etmiyoruz tabii ki. Daha önceki zamanlarda da konuk ettik kendisini. Ama ben Kayhan'da kendisinden ne öğrendin Yavuz derseniz kendisinden bir defa doğru iletişimin ne olduğunu öğrendim. Ondan çok şey öğrendim. Besleniyorum. Doğru soruları sorma uzmanıdır kendisi insanlara. Bizim işimiz doğru cevapları bilme işi değildir. Doğru soruları sorabilme işidir. Çok ince görür, çok iyi biliyorum. Örnekler de verecektir bugünkü toplantıda bize. Doğru soruları sorma işi bizim işimiz. Kendisi bir Blue Diamond arkadaşlar, Denizli'de yaşıyor. Nereden geliyor? Kurumsal satış yöneticiliğinden geliyor. Yanlışım varsa, eksiğim varsa düzeltecektir. 2014'te başlamıştı Kayhani'ye. Efendim şu an Blue Diamond kariyerinde Kayhani ile özgürlüğünü inşa etmeye devam ediyor. Arkadaşlar bu eğitim kimler için? Onu da hemen söyleyeyim size. Bu arada toplantıları promote etmenin bir tekniğidir bu. Onu da öğretmiş olayım kısaca. Arkadaşlar iki şey vereceksiniz ekiplerinize her zaman. Bu eğitim kimler için? Üç madde sıralayın. Bu eğitimde neler öğreneceksiniz? Hep benden şey istersiniz ya, püf nokta. İki şey var. Bu eğitim kimler için? Bu eğitimde ne öğreneceksiniz? Ekiplerinize, her zaman takımlarınıza bunu öğretin. Kimler için? Kayhani'yi bana göre. Kayhani'yi doğru anlamak isteyenler için. İki, doğru anlatmak isteyenler için. Üç, yeterince güçlü nedenimi henüz daha bulamadım. Bununla ilgili biraz ilhama ihtiyacım var diyenler için. Biraz böyle bir gaza ihtiyacım var diyenler için. Bu eğitimde ne öğreneceksiniz? Benim cümlelerim. Bir, adaylara, misafirlere sorulacak doğru sorular neler olmalı? Bunu öğreneceksiniz. İki, görüşme nasıl yapılır? Etkin görüşme nasıl yapılır? Ve üç, yüksek evet sayısına nasıl ulaşılır? Kendisinden öğreneceğiz. Çok değerli Yakup Güngör, Sayın Devrem, hoş geldin. Biz aramızda arkadaşlar Devrem derim. O da bana Devrem der. Öyle bir şeyimiz vardır, iletişim kültürümüz vardır. Hoş geldin. Ses kapalı tabii ki. Bir dakika. Hemen. Hoş geldin de. Ondan sonra Yakup Güngör'ün sesini açma. Hemen. Ortak oturum sahibi yapalım. Abim tabii ki. Evet. Devrem hoş geldin tekrardan. Evet. Selamlar hepinize. Hoş bulduk Devrem. Nasılsın?
İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın, iyisin? Süperden daha iyiyiz. Her zamanki gibi. Çok çok güzel. Hoş geldin. Çok çok değerli zamanından, hayatından bize şöyle bir saatini bağışlayacaksın yaklaşık olarak. Estağfurullah. Peşinen teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Evet, tabii daha önce seninle şeyler, röportajlarımız olmuştu, böyle sohbetlerimiz olmuştu. Tabii yeni başlayan arkadaşlarımız var. Yakup Güngör'ü tanımıyorlar. Kimdir Yakup Güngör? Yakup Güngör'ü bir dinlemek isterler. Önce oradan başlayalım Devrem. Ondan sonra Okay. Kayani ile tanışma zamanına kadar gelelim. Ben çok fazla araya girmeyeceğim. Oraya gelelim. Bu arada senden şunu da duymak isterler arkadaşlarımız büyük ihtimalle. Ya acaba Yakup Güngör'ün karşısına X benzetilen X, Y, Z vesaire çıktı mı acaba daha önce? Çıktıysa yaptı mı yapmadı mı? Evet mi dedi? Hayır mı dedi? Ya da ne oldu? Kayani de neden karar kırdı? Yani fark neydi burada onun dikkatini çeken şey? Oraya kadar gelelim. Ondan sonra da kariyer yolculuğunu Devrem. Nasıl Jade oldun, nasıl Pearl oldun, nasıl Safir oldun? Bunların hikayelerini dinleyeceğiz senden. Ama özellikle de baştan söyleyeyim de araya çok girmeyeceğim çünkü. İnişler ve çıkışlar vardır ya Devrem. Yani kırılma dediğimiz, aşağı doğru kırıldığın zamanlar oldu mu? Ne bileyim, bırakmayı düşündüğün zamanlar oldu mu mesela? Daha sonra yukarıya kırılma, ne oldu da o kırılma gerçekleşti? Artı sen çok iyi sorular soran birisin. Bununla ilgili background'un da var tabii, eğitimlerin vesaire var. Onlardan da bize bazı örnekler isteyeceğim senden. Şimdilik bu şekilde bir bismillah diyelim, bir start yapalım bakalım. Teşekkür ederim. Unutursam hatırlat abi. Bu kadar soru sordun. Arka arkaya Tabii tabii. unutabilirim. Yok yok abi, şey yaparız. Bu arada XYZ diyelim. Çünkü YouTube'da da bu video daha sonra binlerce insana ulaşacak daha sonra. Kimse alınmasın, gücenmesin. Abi. Kayani ürün serbest. Sıkıntı yok. Ancak diğer firma ve ürün varsa ortada XYZ der geçelim Devrem. Sağ ol. Okey. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Yakup Güngör ben. 50 yaşındayım. Denizli'de yaşıyorum. Kurumsal hayattan geldim. Biraz önce Yavuz kardeşimin söylediği gibi satış hayatı 2012'ye kadar ticari hayatım son 8 yıl devam etti. Uluslararası bir firmanın Ege Bölge satış yöneticisini yaptım. Daha sonra kendi ticaretlerimi yaptım. Sıkıntı şuydu arkadaşlar. Belki hayatın içerisinde ciddi paralar kazanıyor olabilirsiniz. Mesele sadece para kazanmak değil. Hayatım boyunca hep özgürlüğün peşinden koşmuş bir insan olarak sürekli yaşadığımız hayatı sorguluyordum. Gece 12'de gelen mailin 12'de cevaplanmasını istediği durumları siz de bilirsiniz. Yani özgürlüğümüzü satıyoruz aslında. Dolayısıyla bu hayatın insan yapısına uygun olmadığını düşündüğüm için sürekli araştırma ve sorgulama içerisindeydim. Nereye gidiyoruz? Yani böyle bir hayatı yaşamak benim tercihim mi? Tercihim değilse bunun bir başka alternatifi var mı? Yani özgürlüğün peşinden koşuyordum. Bunun için dünya ticari sistemlerini inceliyorum. Çıkış var mı? Yani köprüden önceki son çıkışı arıyordum aslında. Dolayısıyla bunlarla araştırırken klasik ticari sistem, ondan sonra da Network Marketing Kitabi olarak tanıdım. İlk kitabı olarak tanımışım. Hiçbirisinin bir parçası olmadım arkadaşlar. Nedeni şuydu, buraları kısa geçeceğim, daha verimli kullanabilmek adına zamanımızı. Maalesef ki, evet, dünyada 250 binin üzerinde milyarder çıkarmış bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye özeline döndüğümüz zaman uygulama biçimi bakımından ciddi yanlışlıklar barındırdığını düşünmekteydim. Satıştan gelen bir kişi olarak satışı bilen insanlarla satış organizasyonu kurmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Belki özel bir yetenek diye bahsediyoruz. Bizim o network marketing diye bahsettiğimiz ana çerçevedeki firmalardan birçoğunun satışı bilmeyen insanlarla satış organizasyonu kurmaya çalıştıklarını gördüğümde, dolayısıyla yolda giderken kaldırımdan diğer kaldırıma geçme zorunluluğu hissettiğimiz insanlar oluşturulmuştu etrafımızda. Telefonlara çıkmak istemediğimiz insanlar oluşturulmuştu etrafımızda. Gördüğüm manzara benim istemediğim bir çerçeveydi ve dolayısıyla onun için hep uzaklaştım. Evet, bu süreç içerisinde başka XYZ firmalarından teklifler geldi mi? Evet, elbette ki geldi. Ürün bakımından söylemiyorum. Zaten yaptığımız iş gereği ürünleri iyi olmak durumunda. Koşan ürünleri yoksa, yani ön tarafta görünen ürünleri yoksa, zaten işin devamının mümkün olmadığını hep beraber biliyoruz. Ama işin yapılış biçimi bakımından maalesef ki hep beni itmiş bir sektörden bahsediyoruz arkadaşlar. Çünkü gördüğüm manzara, yani burada şunu söylemek istiyorum.
Sizin insanlar ilk önce ürününüze bakmazlar. İlk önce size bakarlar. Siz nasıl davranıyorsunuz? Siz onlara nasıl hissettiriyorsunuz? Onlar bu işin içerisine girdikleri zaman nasıl davranacaklar? Bilinçaltı bunu algılamaya çalışıyor aslında. Ve dolayısıyla bu gördüğüm manzara beni hep ittiği için hiçbirisinin bir parçası olmadı. Son 8 yıl kendi ticaretlerimi yapmıştım. Klasik kurumsal hayattan daha özgür olacağımızı düşündüğümüz bir kendi işimizin sahibi olduğumuzda çok daha kötü durumlara düşeceğimizi işin içerisine girdikten sonra algılamıştık. Çünkü bir yerde çalıştığınız zaman arkadaşlar bir konudan sorumlusunuz. Hangi konu? Ben satıştan sorumluydum. İş yeri sahibi olduğunuz zaman her konu sizden sorulmaya başlıyor. Sorumluluğun hepsi sizin. Personel işi sizin, muhasebe işi sizin, satış işi sizin, riskler sizin, tahsilat sizin, teslimat sizin. Her konuda çok iyi olmak durumundaydınız. Ve benim istediğim özgürlüğün tanımına çok uygun değildi. Tabii ki bu süreç 2008'de bir arkadaşıma verdiğim belli bir miktar paranın, ticaretle alakası olmadan belli bir miktar paranın geri dönmemesi 2012'ye kadar o süreci yönetebilmemi ve 2012'de de maalesef ki çok ciddi maliyetler ödeyerek o süreci de sonlandırmamı sağladı. 2012 sonlarıydı. Ben tabii ne yapacağımla ilgili sürekli düşünceler içerisindeyken bu arada her şeyimi kaybetmiştim. Ailem dahil olarak söylüyorum. Çoluğum, çocuğum, evim, arabalarım vesaire neyse her şeyi kaybetmiştim. Çay param yoktu artık. Yani dibi görmüştüm. Onun ötesi yoktu. Onun ötesi mezardı arkadaşlar. Bu süreç içerisinde 2014'e geldiğimizde Deniz'de daha önce müşterim olan bir arkadaşım bir gün mesaj attı. Akşam saat 7.30'da bilmem nerede buluşalım diye bir yer ismi belirtmişti. Ben ismi ilk defa duymuştum. İnternetten girdim baktım bir restoran. Dedim herhalde işle ilgili bir yemek. İş görüşeceğiz. Yemek de yemeden oraya gittim. Yemeği birlikte yiyeceğiz diye düşünerek. Akşam yemeğiydi. Engin isimli bir arkadaşımdı kendisi. Ben gittiğim yerde Engin'i ararken yanına bir baktım 20 kişi daha var. Aha dedim bir network toplantısı. Dolayısıyla bu düşünceyle orada bulundum. Önemli değil dedim. Yani dinlerim çünkü önyargılı değildim. Sadece bildiğimi düşünüyordum arkadaşlar. Sadece bildiğimi düşünüyordum. Önyargılı değildim. Arkadaşımı kırmamak için Deniz'de ilk defa yapılacak olan bir toplantıymış. Sonradan öğreniyorum bunları. Restoranın içerisinde böyle bir U masa yapmışlar. Girdik. Ben U'nun tam ortasına oturdum ve kollarımı bağladım. Bu şekilde oturdum. Biraz önce söylediğim gibi önyargılı olduğum için değil, bildiğimi düşündüğüm için bu şekilde. Çünkü hepsini neredeyse incelemiştim. Birbirinden bir farkı yoktu. Sadece isimleri değişiyordu. Sadece ürün isimleri değişiyordu vesaire. Emre Topçu'yu ilk defa orada tanıdım arkadaşlar. Bir genç arkadaş çıktı. Çok hızlı konuşan bir arkadaş ki ben de hızlı konuşurum. Bunu tolere etmeye, bunu törpülemeye çalışıyorum. Bir kısmını başardığımı düşünüyorum. Umarım anlaşılıyordur sözcüklerim. Yavuzcuğum bir şey mi soracaktın? Yok yok devam abi. Okay. Devam. Kollarımı bağladım ve oturdum dinlemeye başladım. Arkadaşlar ortalama 1,5 saat falan sürdü toplantı. Toplantının sonunda gayri ihtiyari kendimi masada şu şekilde eğilmiş vaziyette buldum. Ben kollarımı bağlayarak oturmuştum. Sorunun sonunda masada eğiliyordum. Nedeni şuydu arkadaşlar. Bildiklerimle duyduklarım arasında ciddi farklar vardı. Beni bu çekmişti. Fakat o ciddi farkların henüz ayırdığında henüz farkında değildim. Çıktık. Bizim şu anda kapanış diye tabir ettiğimiz, o gün benim bilmediğim masaya tekrar bir araya geldik. Arkadaşım var, bir misafir var, Emre Bey var, ben varım. Bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar tekrar. Yani bir anlamda kapanış yapmaya çalışıyorlar. Ben Emre'ye dedim ki, Emre'cim dedim yeni tanışıyoruz. Benim dedim beynim abondene oldu. Müsaade et dedim bu gece bir yerine gelsin, yarın dedim tekrar konuşalım.
Okey abi dedi, yarın tekrar kahvaltıda bir araya gelelim. Deniz'de yine bir başka restoranda, yaz günüydü. Yazın sonları. Bir araya geldik sabahleyin. Arkadaşım geldi. Emre geldi. Ben geldim. Bir kişi daha geldi. Benimle tanıştırdılar. Dediler ki Ziya Şakir Yılmaz Bayer'in 16 ülkeden sorumlu halk sağlığı ülkeler müdürü. Şimdi dün akşam şok olmuştum. Dün akşam zaten bildiklerimle duyduklarım arasında ciddi farklar vardı. Bundan dolayı ilgilenmiştim. Bugün yine şok olmuştum. Nedeni şuydu. Bu tür profillerin bizim bildiğimiz o XYZ firmalarında çok olmadığını görmekteydik. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Şunu da anlatayım, oradan doğru Yavuz'un diğer sorularına geçeceğim. Masada arkadaşlar kahvaltı yaptık, oturduk, muhabbet ettik, tekrar bana anlatmaya çalıştılar. Heyecandan yerimde duramıyorum. Kendi kendime içimden şunu söylüyorum. Anlattıklarının %10'u doğruysa hayatım değişir diye düşünüyorum. Tabii bunu karşı taraftaki kişiye fark ettirmemeye çalışıyorum. Orada şunu izledim arkadaşlar. Şimdi bana sorsanız orada sana ne anlattılar, nasıl bir iş sunumu yaptılar deseniz hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, şunu izledim. Emre'nin ve Ziya'nın anlattıklarına ne kadar inanıyorlar, beden dillerini izledim onları. Karşımda iki tane ciddi insan vardı, iki tane düzgün insan vardı. Ne anlattıkları umurumda değildi. Zaten dinlemeye çalışsaydım da ilk gün hiçbir şey anlamayacaktım. Bunu biliyordum. İşin içerisinde hani göç yolda düzülür var ya arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ne kadar dikkatle dinlersem dinleyeyim, benim anlayacağım orada 3-5 kelimeden ibaret. Ben onun için karşımdaki insanların beden dillerini inceledim. Onlar anlattıklarına ne kadar inanıyorlar, bunu anlamaya gayret ettim. Ve ciddi iki kişi vardı. Başlamam gerekiyor. Cebimde çay parası yok arkadaşlar. Hani birçok insan şimdi bahanelere sığınır, değil mi? Ben o bahaneleri değil, bahanelerin gerçekliğini yaşamaktaydım. Cebimde çay parası yoktu. O gün için 1595 TL para benim belki 10 tane önceliğimi karşılayacaktı. Ama insanların nedenleri güçlüyse önceliklerini değiştirebilme yetisine de sahipler. Masadan ayrıldım 3-5 arkadaşımı aramak için. Telefonu aldım elime. Arıyorum. Diyelim ki Yavuz'u arıyorum. Yavuz'cum ne haber? Nasılsın? Benim acilen şu kadar paraya ihtiyacım var. Yavuz bana diyor ki abi yarım saat önce bir ödeme yaptım ya. Yarım saat önce arasaydım vardı. Peki Yavuz. Başka bir arkadaşım arıyorum. Ali'cim ne haber? İşte şöyle bir paraya ihtiyacım var. Abi daha dün var ya şöyle bir şey oldu. Başıma şöyle bir iş geldi. Herkesin bir bahanesi var. Bilirsiniz öyle bir durumları. Siz cebiniz doluyken, siz güçlüyken herkes sizin etrafınızdadır. Sizin güçsüz olduğunuzu hissettikleri anda etrafınızdan uzaklaşmaya başlarlar. Bir arkadaşımı aradım. Bana dedi ki, yani söyledim dedim böyle bir şeye ihtiyacım var, bu ay öderim. Bana dedi ki ne yapacaksın dedi. Şimdi arkadaşlar ben lafımı sözümü esirgen bir insan değilim. Yavuz bilir. Bir zamanlar benim yediğim, içtiğim birlikte olan bir arkadaşımdı bu. Bana bunu soran, ne yapacaksın diye. Nevrim döndü. Sana ne dedim ne yapacağım? Sen kimsin ki dedim. Sen benim babam mısın, patronum musun? Kime hesap soruyorsun? Ben senden dedim sadece borç para istedim. Telefonu suratına kapattım. Telefonu suratına kapatınca hemen mesaj geldi. Abi özür dilerim öyle demek istemedim de işte şu da bu da kredi kartının fotoğrafını göndermiş. O söz karşısında. Yani sizin duruşunuz her şeyi belirleyecektir arkadaşlar. Sizin tavrınız her şeyi belirleyecektir. Bazen açıklama yapmak kendi acizliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Onun için güçlü olanlar açıklama yapmazlar, güçlü olanlar soru sorarlar. Evet. bu şekilde masada başladım. Buraya geldim ve Yavuz Bağcı'nın söylemi gereği burada duruyorum. Şimdi kırılma noktalarından mı devam edeyim Yavuzcum? Nereden devam edeyim? İşin içerisine girmedik. Daha kırılma noktaları yaşamadım ama Tabii. belki de bu benim kırılma noktam da olabilir. Öyle de değerlendirebiliriz.
para bulamadım. Hiç kimse de para yok. Bende de zaten bir sürü bahane var, bir sürü sıkıntı var. Her şeyi kaybetmişim. Benim arkadaş param yok deyip başlamayabilirdim. Güzel. Devrem başlayalım o zaman. Yani başlayalım. Nasıl Ceyit oldun ve kariyer yolculuğunu tabii ki nasıl Ceyit oldun, biraz sonra nasıl Pör oldun diye soracağım sana ve tarihleriyle kronolojik olarak böyle gidelim yavaş yavaş. O sırada zaten senin aklına aşağı kırılmalar ve yukarı kırılmalar mutlaka gelecektir. Bir de şunu ben çok iyi biliyorum. Yani Türkiye ve dünya ailesinin kapanış oranı anlamında, yani evet alma sayısı anlamında görüşmelerde en yüksek ortalamalara sahip biri sizsin abi. Oranları birazdan oraya da geliriz. O konularla da ilgili bize bazı tüyolar verirsen, özellikle görüşmeler yapıyoruz hepimiz, yeni arkadaşlarımız da var. Tecrübe kazanan, daha tecrübelenmiş arkadaşlarımız da var. Onlara da bazı tüyolar senden tabii ki isteyeceğiz. Özellikle kapanış oranlarının yükseltilmesi, yani takipteki kişilerin bir an önce finalize edilmesi, başlaması ve yani nihayete ermesi anlamında. Buyursunlar. Kayani'ye başlayalım. Nasıl Ceyit olduk? Oradan devam edelim. Evet. Masada bu şekilde başlamış oldum arkadaşlar. Başka arkadaşından kredi kartını alarak. Amacım ilk ayda sadece onun parasını ödemekti. Benim masada algıladığım bir şey vardı. Sonuçta satıştan da geliyordum. Ben bir tek konuya odaklanırım. Diğer konular benim için palyatiftir. Yani odaklanmam gerekmeyen konulardır onlar. Ana odağımın ne olduğunu öğrenmeye çalışırım. Ana odağımın neresi olduğunu öğrenmeye çalışırım. Satıştan da biliyoruz ya, bir ürün satıyorsak bu ürünü insanlara göstermemiz, anlatmamız gerekiyor. Burada da anlamıştım ki bu işi sadece birilerine anlatmamız gerekiyordu. Birçoğumuzun doğru bildiği bir yanlış var. Anlatmamız gerekiyor ki derken çok büyük bilgilere sahip olacağız. Ondan sonra insanlara bahsedeceğiz gibi bir algıya sahibiz. Arkadaşlar, ne bildiğinizin önemi yoktur. Bildiğiniz şeyleri heyecanla nasıl aktardığınızın bir önemi vardır. İnsanlar sizin bilginize dahil olmazlar. Sizin enerjinize ve tavrınıza dahil olurlar. Genel anlamda insanlar nereye gittiğini bilen net insanların peşinden gitme eğilimi gösterirler. Bunu biliyordum ve masada da şunu algılamıştım. Evet, kayeni işini birilerine anlatmamız gerekiyor. O kadar heyecanlıyım ki. Arkadaşlarla belli bir muhabbet yaptıktan sonra Ziya ve Emre ile masadan kalktım. Yolda gidiyorum. Allah ya işte. Belki 10 yıldan beri hiç görmediğim, çok da haz almadığım bir arkadaşımla karşılaştım yolda. Gel dedim, hemen yan tarafta kafe vardı, oraya oturduk. Heyecanla ona bir şeyler anlattım. Ne anlattım ben de bilmiyorum, muhtemelen o da anlamadı. Hayır dedi, masadan kalktı. O gece akşam saat 11 beni aradı. Neredesin abi dedi. Evdeyim dedim. Yanımda oğlum var dedi. Gündüz konuştuğumuz konuyla ilgili eve gelebilir miyiz dedi. Tabii dedim. Benim evime geliyordu. Oradan çıkışı olmayacağını bilmesi gerekiyordu. Benim adıma çıkışı yoktu. Sonuçta eve geliyordu. Kontrol bendeydi. Benim kontrol ettiğim bir bölgeye geliyordu. Onun için kimsenin kontrol ettiği bölgeye siz gitmeyin. Eve geldiler, konuştuk. Saat gece 12 ilk kaydımı aldım arkadaşlar. Kayıt nasıl yapılıyor bilmiyordum ama öğrendim, yaptım. Başkalarından yardım istemek yerine kendiniz hata yaparak öğrenirseniz arkadaşlar kalıcı olur. Ve ilk kaydımı gece 12'de yaptım, onlar gittiler. Sabah saat 8 benim bir edebiyat öğretmenim vardı ortaokuldan. Yazları boyacılık yapar ve benim bulunduğum binayı boyuyor. Boya malzemeleri de benim evde. Sabah saat 8 zil çaldı. Ahmet Lebeoğlu, ismini de burada anmış olayım. İnanılmaz naif bir adamdır. Konuşmasını duysanız, İstanbul konuşması yanında çok kaba kalır. Günaydın Yakup'cum dedi. Günaydın hocam, hoş geldin dedim. Malzemeleri alayım, ben göreve başlayayım. Hocam dedi, bir dakika otur, sabah saat 8 yataktan yeni kalkmışım. Merdivene oturduk. İçeriye de geçmedim. Neden geçmedim onu da bilmiyorum. Merdivene oturduk. Kısaca hocaya heyecanla bir şeyler anlattım. O dinliyor. Yan yana merdivende oturuyoruz. Bana şöyle döndü baktı.
Yakup'cum ne söyledin anlamadım ama o kadar çok heyecanlısın ki tamam dedi. İkinci kaydı sabah saat 8'de merdivende aldım. Heyecanınız altını hani bazı yerlerini çizmeye çalışıyorum. O gün öğleden sonra daha önce hayatımda bir kez gördüğüm, bir kez tanıştığım, network marketing işini yaptığını bildiğim bir arkadaşı aradım. Ertesi günü için randevulaştık. O gün için randevulaşmış olsaydık o gün için halledecektik. Ertesi gün için randevulaştık. Geldi. O gün bana hatta telefonda hangi firma diye sordu. Gelmen gerekiyor dedim. O tavrı kendisine gösterdim. Telefonda network marketing yaptığını bildiğim insana bile ekstra bilgi paylaşımı yapmadım. Bunları bilerek değil, Kayen'in bana öğrettiği bir bilgi olarak değil, sadece spontan satış hayatındaki elde ettiğim bilgilerle yapıyordum. Çünkü telefonda satış işinin olmayacağını bilen bir insan. Telefonda başarı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ertesi günü o arkadaşla konuşup başladıktan sonra ben Jade olmuştum. Yani üçüncü günümde. Üçüncü günümde Jade kariyerine gelmiştim. Ben Jade'in nasıl olması gerektiğini öğrenmiş ve başarmıştım. İlk hafta 814 TL para yattı. Benim için 814 milyondan daha büyük bir paraydı o. Nedeni şuydu. Duyduklarım vardı. Şimdi duyduklarımın sonucunu görmüştüm. Sizin inancınızı artıran unsurlar sonuçlardır. Ve benim sonucum benim inancımı zirveye taşımıştı. Küçücük sonuç. Şimdi yapmam gerekenin şu olduğunu algıladım. Bu arada Emre Topçu haftada bir kez veya 15 günde bir kez geliyordu. Yani etrafımızda Emre Topçu yoktu arkadaşlar. Etrafımızda kimse yoktu. Bugünkü gibi bir eğitim altyapısı, bugünkü gibi bir sistem falan yoktu arkadaşlar. El yordamıyla başarının nasıl olması gerektiğini algıladık. Allah'tan şöyle bir avantajım vardı. Satış hayatından geldiğim için satışla ilgili az çok bilgiye sahiptim. Daha da önemlisi, biraz sonra biraz daha detaylarına gireriz. Net bir tavra sahibim ben arkadaşlar. Yani benim için karşımdaki kişinin kim olduğundan bağımsız olarak her konuda net olduğumu beni tanıyan arkadaşlarım, beni tanıyan kişiler bilirler. Bu benim için çok büyük bir avantaj oluşturmuştu. Henüz o gün farkında değildim ama çok büyük bir avantaj oluşturduğunu süreç içerisinde gördük. Şimdi işe aldığım o kişilerin kariyer koşusunu elde etmemiz gerekiyordu. Bir de network marketing'den gelen bir arkadaşımın sonradan pişmanlığını yaşadım ama o gün için network marketing'le ilgili bilgileri olduğundan dolayı hemen onun kariyer koşusuna başladık. Bu sefer başkalarının kariyerine koşturuyordum. Bu süreç içerisinde arkadaşlar Pearl kariyeri ne zaman geldi, nasıl geldi size bunu anlatamayacağım. Çünkü bilmiyorum. Gün kaçıydı, kaçıncı günüydü, ne zaman oldu hiç bilmiyorum. Bu koşular devam ederken yani başkalarının kariyer koşusu devam ederken artık kendi kariyerimden ziyade ben bir arkadaşım da işin içerisine almış. İlk ay 4 kişiyi kaydetmiştim. İlk ayın sonunda ekibimizden Jade'ler ve Pearl'ler çıkartarak ay sonunda son gün son dakika benim safirliğim ilan edilmişti. Ben safirin ne olduğunu bilmiyordum. Bir eğitim altyapımız da yoktu. Yani safirsin dediler. Sağ olun dedim. Safirmişiz. Ne olduğunu bilmiyorum. İlk ay safir oldum arkadaşlar. Bir şeyi öğrenmiştim deneyerek, yanılarak. Evet, yapmamız gereken ana şey belli. Bizim bu ürünü, bu işi birilerine sunmaya devam etmemiz gerekiyor. Ama daha da önemli bir konu var. Arkadaşlarımızın kariyeri bizim kariyerimizden daha önemliymiş. Ve ikinci ay diye tabir edeceğim ama bizim için ay falan bitmemişti. Biz sadece devam ediyorduk. Devam ettik. Artık yeni başlayan arkadaşlarımızın kariyerleri, yeni başlayan arkadaşlarımızın Jade olması, yeni başlayan arkadaşlarımızın Jade olması, sadece birilerini sunmaya devam etmek. İkinci ayda da toplamda arkadaşlar ben 4 kişiyi daha işe aldım. Çünkü bundan sonra kimseyi işe almadığımı göreceksiniz. İlk ay 4, ikinci ay 4 kişiyi işe aldım. İkinci ayın sonunda ekibimden 2 tane safir
iki tane Pearl, ben de Ruby kariyerine gelmiştim. Her şey rüya gibiydi arkadaşlar, muhteşemdi. İlk ay Safir, ikinci ay Ruby. Durayım mı biraz Yavuz'cum, sormak istediğim bir şey var mı, devam edeyim mi? Gayet güzel, bence devam edebilirsin. Arkadaşlarımızın aklına takılan bir şey varsa buyursunlar, tabii ki onlar da chat kısmından sorabilirler. Oradan toparlarız. Bu arada arkadaşlar, şimdi şunu tabii ki söylememiz lazım. Herkes, o zamanlar için konuşuyorum, 2014 senesinden bahsediyoruz tabii ki. Kimimiz video ile sunum yapıyor. Mesela ben videocuyum. Ama Yakup'un ben videocu olmadığını, hatta slaytçı dahi olmadığını, hatta kağıt kalemci dahi olmadığını bilirim. Yani şimdi şey vardı, dörde ayrılıyor sunumcular bizde, o zamanlar için konuşuyorum. Videocular, Yavuz Bağcı gibi insanlar videoyla gösteriyor. Slaytçılar var, Emre Topçu'dan bahsediyorum örnek olarak. Kağıt kalemciler var, sadece alıyor kağıt kalemi, böyle yapacağız, bunu yapacağız, Ceyit olacaksın. Zaten Ceyit'i kopyaladık mı, bak böyle kariyer yapacaksın diye anlatanlar var. Bir de hiçbirisi olmayanlar var. Yani Yakup Güngör gibi olanlar var. Dolayısıyla bildiğiniz iki tane el ifade ediş şekli Yakup'un şeyi budur. Yanlışım, eksiğim varsa lütfen söyle. Bundan şu anlam çıkmasın. Gidin siz de bunu yapın, çıkmasın. Bahsettiğimiz bundan kaç sene öncesinden bahsediyoruz. Eminim ki Yakup bundan kendine ait olan bazı dersleri almıştır. Avantajları mutlaka vardır bu tarzda bir sunum yapmanın. Dezavantajlarını da yaşamıştır diye tahmin ediyorum. Zaten samimiyetine de güveniyoruz. Kendisinden de zaten bunu duyacağız. Aman arkadaşlar, şu konuda dikkat edin diyeceği noktalar olacaktır. Yakup'cum buyur abi, devam. Tabii ki bu söylemiş olduğun, yani kişiler, herkesin kendi özellikleri var. Her grubun kendi özellikleri var. Söylediklerimizin illa hepsi Allah'ın emridir, bunları bu şekilde uygulayarım demek değildir. Bu bana uyar ama size uymayabilir. Ben hayatım boyunca bu şekilde davranmış, bu şekilde yaşamış bir insan olarak bana oturmuştu o. Ama aynı şeyi siz yaptığınız zaman iğreti durabilir. Onun için sistemden vazgeçmemek gerekiyor. Sistemin üzerine bir iş inşa etmek gerekiyor. Evet, orada alttan bir soru geldi. Sponsorlarımızın yardımı olmamış mıydı? Elbette ki haftada bir ya da 15 günde bir Emre Topçu gelip gidiyordu. Artık haftalık toplantılar yapmaya başladık. Dolayısıyla böyle bir tabii ki faydası olmuştu. Emre benim için hani hayatımda gördüğüm en düzgün, dürüst ve eğitim konusunda kendisini sürekli geliştiren bir kişiydi. Direkt şahsımıza hitap etmez, yapılması gerekeni yapar ve gösterirdi, örnek olurdu. Onun için her zaman çok başka bir kişidir. Evet, ikinci ayda Ruby olduk. Ruby olunca arkadaşlar Türkiye'de aramayan kalmadı. İlk başlarda Yavuz Bağcı beni aramıştı. Dedi ki, yani o zaman Yavuz Bağcı'yı tanımıyorum, ilk defa Yavuz Bağcı diye birisi arıyor. Dedi ki, ilham oluyorsun kardeşim dedi, yani Kayen'i dersi veriyorsun. Dedim ki, bu kim, ben ne ilham oluyorum acaba falan, böyle şeyler düşünmüştüm, hoşuma gitmişti. Yavuz Bağcı ile ilk o telefonda tanıştığımızı hatırlıyorum. Tabii bir sürü kişi arayınca da satıştan da geldik, belli bir egosal altyapımız da var. Şimdi dedik ki, bunu o gün söylemedik ama bilinçaltımız bunu söylemiş, size bunu ifade ediyorum. Yaptığım plana göre, benim ilk başta böyle kafamdaki plana göre 4. ayda ya da 5. ayda ben Diamond olacağım. Ve Ziya'nın rekorunu kıracaktım. Ve yapardım yani bunu. Yapabilme potansiyelimiz de vardı o gün için. Şimdi insanoğlu elektrik akımı gibidir diyor. Elektrik akımı en kolay kabloyu seçer. İnsanoğlu da her zaman en kolay yolu seçer. Biz de şimdi biz çalıştık, aynısını başkaları yapsın. Sanki herkes Yakup'muş gibi aynısını başkaları yapsın moduna girmişiz ve biz bunun farkında değiliz. İlk ay Safir, ikinci ay Ruby, görüyorsunuz ciddi bir başarı var ama Emerald olamıyorum. 3. ay, 4. ay, 5. ay Emerald olamıyor. 6. ay, 7. ay, 8. ay Emerald olamıyorum. 48.500'e kadar geldim. Emerald olamıyorum. Emre'yi arıyorum, konuşuyoruz. Emre, derine çalış abi, derine çalış. Yani başka söylediği bir şey yok zaten. Derine çalış, derine çalış, derine çalış yani. Yani abi yapman gerekeni yap. Ben düşünüyorum onun söylediklerini. Evet diyorum, yani ben yapmam gerekenleri yapıyorum. Fakat insanoğlu nankör arkadaşlar. Kendi anladığı şekilde düşünmeye başlıyor.
başkalarının anlatmak istediğini düşünmek yerine, çünkü onu düşünürse sorgulaması gerekecek, kendi anladığı şekilde düşünmeye başlıyor. Arkadaşlar 8 ay böyle geçti. Ben müzmin bir Ruby oldum artık. Gerçi Türkiye'de Ruby de ciddi bir başarıydı ama benim için o başarı başarı değildi. 10. ayı hatırlıyorum. 10. ayda Emre'yi aradım. Emre dedim bak, ben dedim düz bir adamım biliyorsun. Bana dedim böyle dedim kulağını buradan gösterme abi. Direkt dedim göster bana. Bana söylemen gerekeni söyle. Hani kırılır eder tutar diye Emre biliyorsunuz böyle dolandırarak söyler sözü. Direkt size bir şey söylemez. Ben kendisine bunu söyledim. Abi dedi, Baki Özgen tanıyorsunuz arkadaşlar, avukat Baki Özgen. Biz onunla birlikte, biz kuzeniz. Onunla birlikte çalışıyoruz. Abi dedi, Baki abiye yapabileceğin en büyük iyilik onu terk etmektir dedi. Bu sözü hiç unutmuyorum. İlk başta sana küsecek, ilk başta sana darılacak, sonra hayatının en büyük iyiliğini yaptığını hatırlayacak dedi. O gün akşam eve gittim. Ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Arkadaşlar ben 8 aydan beri derine çalışıyorum diye sadece Baki ile birlikte vakit geçiriyorduk. Ve ben bunu kendime anlatmak istemiyordum. Bu durumdan kaçıyordum sürekli. Çalışıyorum abi, çalışıyorum diye kendimi kandırıyordum. O ay Kapadokya'da bir kampımız vardı. İnşallah Haziran'da da Kapadokya'da bir kampımız var. Kapadokya'da bir kampımız vardı ama kendime yemin etmiştim. İlk başlangıçta nasıl işi kurduysam o şekilde davranacaktım kamptan sonra. Herkes de demek ki aynı kararı vermiş ki herkes bu şekilde çalışmaya başlayınca arkadaşlar 48.500'e kadar gelip Emerald olmamış Yakup Ulaş Recep İna ilk ayda Ruby oldu. Baki Özgen Safir'den Emerald oldu. Yakup Güngör de dolayısıyla ekibin başarısıyla birlikte Ruby'den Diamond'a çıkan Türkiye'deki ilk kişi olma şansına sahip oldum çok şükür. Sanırım Yavuz bir şey soracak, sesini açtı. Aynı ay içerisinde Emerald, aynı zamanda da Diamond. Evet, yani dörde katlamıştık ciroyu. Bir önceki ay 25 binlerdeki puan. Bir sonraki ay 108.500'e çıkmıştı. Neredeyse 5'e katlamıştık, 4'e katlamıştık. Sağır kurbağa hikayesini bilirsiniz arkadaşlar. Burada yine önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bana bu işin henüz yapılamadığını söylemiş olsalardı, yapılamayacağını da söylemiş olsalardı muhtemelen ben bu işi başaramazdım. Ama kimse bana böyle bir şey söylemediği ve ben de yapılamayacağını öyle bir sınır koymadığım için kendime tüm arkadaşlarla birlikte biz o ay yapılamayanı yapmış ve ciddi başarı elde etmiştik. 11. ayımda Diamond kariyerine gelmiştim. Bu süreç içerisinde, bu 8 aylık süreç içerisinde kırılmalarımız oldu mu? Yukarıya doğru kırılmalar, aşağıya doğru kırılmalar. Evet, olmamış olsaydı zaten bu başarı elde edilemeyecekti. Aşağı doğru kırılmalardan bahsedeyim. Süreç içerisinde arkadaşlar kayeni bir elek gibidir. Elek çalışır. Eleğin gözeneklerinin altına düşen arkadaşlarınız bazen sizin canınızı yakabilir. Keşke o da olsaydı, keşke o ayrılmasaydı vesaire diye dümura uğramış olabilirsiniz. Canınız sıkılmış, moraliniz bozulmuş olabilir. Ama bu işin ana kurallarından bir tanesi kişilere odaklanırsanız, moraliniz bozulur, sayıya odaklanırsanız işiniz katlanır diye bir kuralımız var. Ben gerçekçi bir kişiyim arkadaşlar. Yavuz'la birlikte yola çıktık. Yavuz yolda kalmayı tercih ettiyse işi duygusal olarak bakmadan devam etmem gerektiğini bilirim. Yavuz duygusal anlamda benim arkadaşım olabilir. Ama bu işin içerisinde kalmayı tercih etmemek onun tercihidir. Benim tercihim değil. Bu benim arkadaşlığımı etkilemeyebilir ama işimi de engellemesine izin vermem. Bu süreçte böyle şeyler tabii ki yaşadık ama süreç içerisinde de başka XYZ firmalarından benim ekibime ciddi saldırılar yaşandı.
iki sefer bu süreç içerisinde emredildi. Saldırı derken Devrem, saldırının tanımını da yapalım da silahlı saldırı gibi bir şey olarak da algılanabilir bunlar. Ne anlam, saldırıdan kastettiğin şey ne? Yani ekibin kopartılması diyelim. Başka tanrı. Firmaya, başka Yakup'un firmaya. Ekibinden başka firmaya gel sen bizimle çalış, burada daha çok para kazanırsın diye ayartmalar. Evet, evet. Tabii o insanlara şimdi baktığımız zaman hepsinin başka işler yaptığını görüyoruz ama o gün için durum bundan ibaretti. Emre her zaman bunu anlatır. Bir gün Emre'yi aradım. Tabii o zaman işin dinamiklerini de bu kadar da bilmiyoruz. Ben biraz da heyecanlı bir insanım. Daha önce çok sinirlerimi kontrol edebildiğim söylenemezdi. Şimdi kontrol edebiliyorum çok şükür. Emre'yi aradım. Emre dedim ki ben dedim bu adamı vurmaya gidiyorum dedim ya. Bu adamı dedim vurmaya gidiyorum. Emre sağ olsun kendi naif üslubuyla bizi doğru yönlendirmeler yaparak işi bir şekilde bugünlere getirmemize vesile oldu. Evet bunlar kırılmalardı. Evet bu kırılmalar benim ya bu iş olmayacak ben bu işi bırakayım dememe neden oldu. Çalışmayanlar da dahil, çalışmayan ekip de var. Yani kaydediyorsun dahil. Çalışmıyor mesela senin gibi değil aynı heyecanı yaşamıyor. Onlar da aynen vardır. Öyle. Yani çok şükür ki hani satış hayatında yıllardan beri benzer şeyleri biz yaşıyorduk zaten. Yüzlerce, binlerce satışçı arkadaşlarımın aynı başarıyı elde etmediğini birileri gider akşama kadar kahvede okey tavla oynarken birileri çalışır. Onların başarısıyla öbürkünlerin başarısının aynı olmaması gerektiğini, aynı olan başarı varsa burada bir problem var bunu biliyoruz arkadaşlar. Biliyordum çok şükür. Onun için çalışmayan arkadaşlarım kendi tercihiydi. Burada yapılması gereken şeyler belliydi. Çünkü ben birlikte başladığım arkadaşlarımla ilk başta bunun pazarlığını yapıyorum. Bu bir yatarak para kazanma işi değil. Yapmamız gerekenler şunlar. Benimle birlikte varsan gel. Onun için hiç kimseye muhtaçlık psikolojisiyle yaklaşmadığımı arkadaşlarım biliyorlar. Ve benim bu anlamda gönlüm rahattı. İçim rahattı. Çünkü birilerine olmayacak vaatler vererek işe başlatmam. Birilerine olmayacak vaatleri söyleyerek onlardan, onları manipüle ederek menfaat elde etmeye çalışmam. Ve dolayısıyla onlar çalışmıyorlarsa kendi tercihleriydi. Ben yoluma devam ediyordum. Yukarıya doğru kırılmalar ise biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar, insanlar, liderlerimiz bize bir şeyler söylüyorlar. Liderlerimiz bize bir şeyler söylüyorlar ya, biz onları algılamak istediğimiz şekilde algılıyoruz. Olması gereken şekilde değil de istediğimiz, bizim kendi istediğimiz şekilde algılıyoruz. Ne zaman ki boy aynasının karşısına geçtik ve kendimizle yüzleştik, bulunduğumuz durumun bize uygun olmadığını, daha ileriye gitmeyeceksek buraya ne diye geldik sorusunu kendimize sormaya başladığımızda liderlerimizin sözlerini gerçek anlamda algılamaya başladığımız ve işte o zaman yukarıya doğru kırılmaların oluştuğunu görüyoruz. Benim Diamond'lık süreci de böyle arkadaşlar işte. Emre'nin sözlerini ben duyuyordum her seferinde. 100 kez duymuştum. Ama aynı şekilde değerlendirmiyordum. Ve o günün şartlarında, 2014 Eylül ayında başladığımı ifade ettim sanırım. O günün şartlarında bir rubi geliri, işte 8-10 bin bandında, hatırlamıyorum şimdi, 8-10 bin bandı olması lazım herhalde. Hatta yüksek cirolarla tekrar ettiğiniz zaman bu 15 bin lira kadar, 15 bin 800 lira aldığımı hatırlıyorum ben rubideyken. 26 bin lira fatura kestiğimi hatırlıyorum. Ya senden bahsetmiyoruz. Senin yani Yavuzcuğum biz klasik standart yeni başlayan. Yani power leginiz varsa arkadaşlar gerçekten Ruby evet. Yaptığınızda dahi gerçekten çok ciddi gelirler elde edebiliyorsunuz yani. Evet yani o günkü şartlarda kendi durumumuzdan bahsediyorum. 15.800 TL aldığım ayı biliyorum. Tabii ki şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. O günkü şartlarda Türkiye'de iyi bir gelir standartıdır. Biz bu gelirlere ulaşabilmek için 20 yıl okuduk. Onlarca yılda kurumsal hayatta birilerinin affedersiniz sözlerine katlanmak, durumlarına katlanmak, söylenen her şeye katlanmak durumunda kaldık. Burada 2 ayda ulaştığım bir kariyerdi. Ama kendimi sorguladığım zaman bulunduğumuz yer, gitmek istediğimiz yerle hiç alakası olmadığını keşfettiğimizde o zaman harekete geçmeye başlıyoruz.
İşte bu da yukarıya doğru kırılmalardan bir tanesiydi. Devam edeyim mi süreci? Devrem, bir not aldım. Şey oldu mu ya, geriye dönüp baktığında hani beklenmedik kötü sürprizler vardır Devrem. Hiç beklemezsin. Hesapta kitapta olmayan bir şeydir. Mutlaka olmuştur. İşte az önce verdiğin örnekler. Çalışır dersin, çalışmaz. Ne bileyim, bırakır gider başka firmalara, şunlar bunlar. Ama bir de diğer taraftan toplantının açılışında dedim ya, bizim bir planımız var ama Yaradan'ın da bizim için bir planı var galiba. Yolda bizi sadece kötü sürprizler değil ama güzel sürprizler de bekliyor ya. Yani bizim yaşadım ben bunları ama eminim sen de yaşamışsındır. Senden bağımsız böyle güzel şeyler oldu mu? Yani yok artık dediğin, yani böyle anlar oldu mu? Şey hani kaderin döndüğü anlar vardır ya böyle Devrem. Aklına gelenler var mı onlardan? Ya tabii ki Yavuzcuğum, yani şimdi aynen Allah'ın da senin için bir planı var. Hani geçmişte çektiğimiz şeyleri bir isyan vesilesi olarak algılarsanız arkadaşlar, sizi aşağıya doğru götürmeye başlar. Biraz önce anlattığım gibi o yaşadığım sancılı süreçte ben hiç çok şükür ki isyan seviyesine gelmedim. Allah'a hep şükrettim. Bunlar bizim gelişim aşamalarımız. Bir tekamül süreçlerimiz. Çünkü başarılar insanları tekamül ettirmezler. Acılar insanları tekamül ettirir arkadaşlar. Acılardan ders alırsak tekamül ettirir. İşte o süreçte biz pişmişiz. Sonradan Yaradan bizim karşımıza kayını koymuş. İlk iki ayı değerlendirecek olursam nasıl Ruby oldum? Burada evet tabii ki bizim çalışmamız var. Yani böyle spesifik şeylere bağlamak istemiyorum ama yani bir el vardı. Benden bağımsız bir şeyler gelişiyordu o ilk iki ay. Ruby olmuştum. Ruby'nin karşılığını görmeye başlayınca, daha henüz bir şey bilmiyordum ya. Ruby'nin karşılığını görmeye başlayınca sosyal kanıtlarla birlikte bu işi şöyle tutmama vesile olmuştu. Böyle tutmamış olsaydım belki de vazgeçenlerden birisi olabilirdim. Çünkü hiç bilmediğim bir sektörden bahsediyoruz. Gerçi benim yapım gereği öyle kolay kolay vazgeçebilecek bir insan değilim ama sonuçta bir ilahi yardımdan da bahsediyoruz. Diamond'lık sürecinden bahsedelim. Diamond'lık sürecinde de Ulaş Recep İnan benim tanıdığım bir insan değildi. Baki'nin tanıdığı bir insan değildi. Dolayısıyla derinlerden çıkmış bir arkadaş. 4 aydan beri de ciddi rahatsızlıkların nedeniyle sadece ürün kullanmakta ve hiçbir şey yapmamakta olan bir arkadaştı. Yani kariyerle ilgili bir derdinden ziyade sağlıkla ilgili dertleri vardı. O kamp, Kapadokya kampı bir şeylerin tetiklenmesine, benden bağımsız bir şeylerin tetiklenmesine vesile oldu. Onun için dostlarım, güzel arkadaşlarım, lütfen insanlara liderleşmesine vesile olun. Kamplara birilerini dahil etmiyorsanız, götürmüyorsanız ekibinizdeki, bunun vebali bizim üzerimizdedir. Kapadokya kampına Devrem kaç kişi vardı ekibinde ve hat dengeleri neydi? Katılım sayısı aşağı yukarı. Abi hatırladığım kadarıyla 180-200 civarında kişiden bahsediyoruz. Kampın toplamından mı bahsediyorsun abi? Senin ekibinde. Kapadokya'da senin ekibinde kaç kişi vardı? Hat dengeleri neydi? Yani bu kadar ayrıntılı hatırlayabileceğim sanmıyorum ama 100 kişi civarında, yani ağırlıklı o kampın varlığı bizden kaynaklanıyordu. 100 kişi civarındaydı. Hat dengelerim benim o gün itibariyle 60'a... Kamp sayısı olarak söylüyorum. Kamp sayısı olarak. Ha, kamp sayısı olarak. 60'a 40 gibi diyelim. %60'a %40 okay. Gibi diyelim. Anladım. Yani bir hatta 60 kişi varsa ya da 50'ye 50 evet. Gibi dengeli evet, bir evet, sayı evet, götürmüşsün. Evet. Anladım. Ve dolayısıyla kampın varlığı benden bağımsız birilerinin karar almasına vesile olmuş ve ilk ayında çalışmaya başladığı ilk ayda Ulaş Recep İnan Ruby. Tabii ki beraber çalışıyoruz. Tabii ki birbirimize destek veriyoruz. Baki Özgen'in, ki Baki Özgen hayatta göreceğiniz en zor kişilerden bir tanesidir. Safir'den Emerald ve biz de hasbelkader Ruby'den Diamond sürecini yaşadık. Devrem, Diamond sürecini yaşadık. Bir saniye. Bu arada buraya gelene kadar şeylerinden biraz bahseder misin? Kapanış oranlarından, evet sayılarından biraz bahseder misin? Yani Yakup Güngör birisini karşısına getirdiklerinde
ticari kısmı anlatacak ve ondan sonra el sıkışacaksınız. Oranlar ne civarındaydı Yakup Güngör'ün oranları? Abi benim oranım ortalama şimdiye kadarki tüm görüşmelerimden bahsedecek olursak hani 10'da 4 genel başkaları adına yaptığımız görüşmelerde kendi adıma 10'da 8'lerde bir orana sahip olduğumu biliyorum. Yani şahsi görüşmelerim için söylüyorum. Bunun nedeni şu. Evet, derin bir konuyu sordum. Bu soru zaten bir saat götürür abi bizi. Neden o kadar başarılısın? Yani seni özel kılan şey ne? Bana göre işte dedim ya, yani doğru soruları sorabilme becerisi yüksek olan bir insansın diye düşünüyorum. Ben doğru şeyleri bilmekten bahsetmiyorum. Doğru evet. Soruları sorabilme evet. Becerisi evet. Kaynaklı evet. Olduğunu düşünüyorum. Evet. Karşıma gelen kişiye hemen iş anlatma derdinde falan değilim. Hemen değil, iş anlatma derdinde falan değilim. Şimdi de öyle. Yani masaya birisi geldi veya Zoom'a birisi geldi. Onunla ben hemen bir şeyini getireyim de iş anlatayım. Böyle bir derdim yok. İlk önce tavır ve davranışımla onun üzerinde bir kere bir iş adamı kimliğini kabul ettirmem psikolojik anlamda benim önceliğimdir. Onu anlamaya çalışmak benim önceliğimdir. Onu anlamaya çalışırsam onun derdinin farkına varır ve derdine danışmanlık yapmaya çalışırım. Bu anlamda süreç zaten kendiliğinden gelişir. Şimdi en çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesi, teşekkür ederim soruyu tekrar hatırlattığın için Yavuzcuğum. İnsanlar karşısındaki kişilere sürekli bilgi aktarımı yaparak doğruyu yaptığını zannediyorlar. Arkadaşlar, insanların harekete geçmesini sağlayan şey bilgiler değildir, duygulardır. Biz bilgi aktarımı yaparak şu beynimizin ön tarafında bulunan frontal korteksi etkiliyoruz sadece. Frontal korteks neden sonuç ilişkisi kurmamızı sağlıyor. Karşımızdaki kişi de öyle. Neden? Bu kadar kötü besinlerle besleniyormuşuz. Onun için sağlığımıza dikkat etmeliymişiz. Bak, neden sonuç ilişkisi kurdu. Ama frontal korteks insanların harekete geçmesini sağlayan bölge değildir. İnsanların harekete geçmesini sağlayan bölge beynin şu orta tarafında amigdala diye bir bölüm vardır. Orasıdır. Orası ise bilgilerle değil duygularla hareket eder. Siz karşınızdaki kişinin duygularına hitap edemiyorsak, duyguları harekete geçiremiyorsak sabaha kadar bilgi verin, onların ayağa kalkıp eylem yapmasını bekleyemezsiniz. Ve dolayısıyla arkadaşlar, karşımdaki kişiye bilgi aktarımı yapmaktan ziyade hani sıcak nokta diye satışta bahsedilir, birçoğunuz da biliyorsunuzdur. Onların duygularını tetikleyecek, sesinin titremesine neden olacak nedenlerini bulmaya ve o yönden iletişim kurmaya çalışırım karşımdaki kişilerle. Bu anlamda karşınızdaki kişilerin duygularına da hitap etmek istiyorsanız her zaman iletişimin ana kurallarından bir tanesi neydi? Kelimeler %7, ses tonunuz %23, tavır ve davranışınız %70 etkilidir arkadaşlar. Biz ise sadece bilgi aktarımı yaparak %7 ile sonuç almayı bekliyoruz ki hayal kurmakla eşdeğer gibi geliyor bana. Şimdi ses tonunuz yok. Dümdüz bir ses tonu karşınızdaki kişinin uyumasına vesile olur. Tavır davranış yok. Sadece bilgi aktarımı %7. Onun için arkadaşlar, insanlar bilgilerle değil duygularla hareket eder. Siz kendinizi düşünün. Kayani işini duyduğunuzda ne hissettiniz? Neden Kayani işine başladınız? Kayani'nin bilgileri sizi çok mu etkiledi? Onun için mi başladınız? Kayani'de aktarılan videolardan inanılmaz şekilde etkilendiniz de onun bilgilerinden onun için mi başladınız? Hayır. Oradaki duygudan etkilendiniz ya da o aktarılan bilgiler sizin bir duygunuzu tetiklediği için başlama kararı verdiniz ve bugün buradasınız.
Bugün şu anda neden şu an 30 kişiyiz burada? Bir duygumuzdan dolayı arkadaşlar. Benim söylediklerimi zaten yıllardan beri duymuyor musunuz? Duyuyoruz. İşte onun için arkadaşlar ben hiç kimseyle bilgi paylaşımı yapmak derdinde değilim. Bizim biraz önce Yavuz'un söylediği hani videocular vardır, slaytçılar vardır. İşte Yakup da hiçbir şeycidir dedi ya, onun nedeni şu. Yani evet ben hiçbir şeyciyim. Ben sadece muhabbet ediyorum kişilerle. Onun nedeni şu. Bizim işimizin özeti arkadaşlar biz üç tane bir insan vücudunun ihtiyacı olan gıda maddesinin ticaretini yapıyoruz. Bak sunumun tamamı bu. Bunu da online olarak yapıyoruz. Arkadaşlar var mı ötesi? İşte bak sunum bu. Bu kadar. Bitti. Hiç kimse ayrıntı duymak istemez. İlkokul 1'e başladığınız zaman 3. sınıftaki soruların nasıl çözüleceğinin formüllerini sizin önünüze koymuş olsalardı ve siz bilinçli bir şekilde ilkokula başlar mıydınız arkadaşlar? Hayır. Ayrıntı insanların itilmesine neden olur. Bizim işim sunumu bu. Üç tane ürünün, mikrobesinlerin biz dünyada e-ticaretini yapıyoruz. Konu şu, diyorum ki bak kardeşim, iş bu. Ürünlerin tartışması yok, ticari planın tartışması yok. Neyin tartışmasını yapacağız? Yani bilimsel çalışmaları yapılmış bir ürünün tartışmasını yaparak burada ego savaşı mı vereceğiz? Tartışamayacağız. Patenti firmanın kendisine ait olan bir ticari modeli mi tartışacağız? Tabii ki tartışmayacağız. Bunu geçtik. Gel diyorum şimdi şunu konuşalım. Bak, bu işi sana niye getirdim Yavuzcuğum biliyor musun diyorum bak. Bak bu benim planım. Bu benim planım. İnsanlara işi satmayın. İnsanlara planınızı satın. Bu benim planım. Yavuzcuğum sen sevdiğim bir arkadaşımsın. Şunu sakın yanlış anlama. Bu anlattığım işin içerisinde sen olsan da olmasan da ben bu planı gerçekleştireceğim. Benim nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. Benim ne kadar kararlı bir insan olduğumu biliyorsun. Sana getirme nedenim şu. Buna inanıyor musun? Evet inanıyorum. Diyorum ki bak burada 2023 sonuna kadar aylık 1 milyon dolar ciro çevireceğim yazıyor. Bu plan. Bu benim vizyonum kardeşim. Sen olsan da gerçekleştireceğim bunu, olmasan da gerçekleştireceğim. Şu anda bak kayını konuşmuyoruz. Sakın bakın iyi algılamaya çalışırsanız arkadaşlar burada bir şey vermeye çalışıyorum. Kayını satmayın. İnsanlara kayını sonra devreye girecek. İlk başta sizsiniz muhatap. Siz kendi vizyonunuzu ortaya koymazsanız Kayen'in vizyonu sizin için bir anlam ifade etmez. Ve o zaman Yavuz'a şunu diyorum. Kardeşim buna inanıyorsan, bana inanıyorsan bu işi sana getirme nedenim şu. Gel bu planı birlikte gerçekleştirelim. Kendinizi ortaya koyun. Ürününüzün ürünü haline gelin diye her zaman söylüyorlar. Birçok şeyi biz dinliyoruz. Ama anladığımız şeyle dinlediğimiz şey aynı olmayabiliyor. Herkesin hayatı bambaşka arkadaşlar. Herkesin algıladığı şeyler başka. Ama her eğitimde şöyle bir amacım var. Vermek istediğim bir konuda size katkı sağlayabilirsem, sadece bir konuda size katkı sağlayabilirsem kendimi mutlu, minnettar hissederim. Bu da kendi tavrınıza yatırım yapın arkadaşlar. Karşıdaki insanı algılamaya çalışın. Kendisini ortaya koyamayan bir insanı Kayani bir yerlere getirmez. Kendinizi ortaya koyduktan sonra arkanızda Kayani gibi bir güç varsa o sizi ittirir, sizi doğru yerlere götürür. Çünkü ilk başta insanlar Kayani nedir bilmezler, ürünler nedir bilmezler, zaten sağlık background'u da yoktur. İlk başta size inanırlar. Sonra yavaş yavaş kendilerine inanmaya başlarlar. Sonra ürünler, sonra ticari plan devreye girer arkadaşlar. Benim oranlarımın yüksek olmasının hasbelkader nedeninin bu olduğunu düşünüyorum Yavuzcuğum. Çok teşekkürler Devrem. Çok çok güzel notlar aldım ben de. Eminim ki arkadaşlarımız da kendi payına düşenleri almıştır bu söylediklerinden. Peki Diamond oldum. Ondan sonra Diamond olmak nasıl bir duygu? Biraz bize anlatır mısın? Yani neler yaşadın? Yani
Yavaş yavaş artık tabii ki şey, yani ekonomik olarak da finansal bir güce dönüşmeye başlıyorsun aynı zamanda. Sadece bir rozetten ibaret değil bu. Senin için, herkes için farklı şey ifade eder ama senin için ne ifade ediyordu o dönemler? Daha sonra da Blue Diamond ne ifade ediyordu, onu soracağım tabii ki. Hayatı boyunca özgürlüğün peşinden koşmuş bir kişi olarak şu anda karşınızdayım ve hala öyleyim arkadaşlar. Özgürlüğün istediğin şeyleri yapmak değil, istemediğin şeyleri yapmama hakkına sahip olmak olduğunu biliyorum. Bu anlamda Kayini'ye başladıktan sonra ilk özgürlük ışıklarının göründüğü nokta Diamond'tı. Herkes öyle gösteriyordu. Diamond ol, özgür ol sloganı vardı. Bu Diamond ol yat anlamında değil, özgürlüğün başlangıç noktası. Bir pasif gelir üretmeye başlıyorsun. Artık istemediğin şeyleri yapmama hakkına sahip olmaya başlıyorsun. Diamond'daki hikayemizde Tolga Çamsoy Denizli'ye gelmişti. Biz tabii o ay Diamond olacağımızla ilgili, bakın çok güzel oraya atladık. Gerçi oraya da kısaca bahsedeyim. Denizli seminere gelmişti Tolga Çamsoy. Seminer yaptık, dışarı çıktık. Ayın 21'i arkadaşlar, yemeğe gittik. Yemeğe gittik. Baki Bey var, ben varım, Tolga var. Yanında bir arkadaşı var, bir arkadaşımız daha var. 5 kişiyiz masada. Ayın 21'i 39.500 puandayım arkadaşlar. Tabii bu hikayeyi unutmuyorum yani. Güzel bir hikaye. Ayın 21'i 39.500. Özellikle vurguluyorum, altını çiziyorum. Yakup Güngör şöyle düşünüyor. Of, 8 aydan beri Emerald olamıyordu. Çok şükür bu ay artık Emerald'ım. Emerald'ı satın aldım. Çünkü 39.500, geride 10 gün var. Her türlü alırız. Karşılıklı yemek yiyoruz. Benim telefonum şarjda. Tolga geldi bir ara. Fotoğraf çekti, selfie yaptı böyle. Sonra oturdu yerine. Geçti. 5-10 dakika geçti aradan. Gülüşüyorlar. Arkadaşıyla kendi aralarında böyle gülüşüyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Çok da samimiyetimiz yok. Daha henüz yeniyiz yani Kayani'de. Onları hani bizim ulaşamadığımız insanlar, Yavuzlar, Tolgalar falan, geldikleri zaman saygıda kusur etmemeye çalışıyoruz gibi. Soramadım ilk başlarda ama sonra dedim ki, ya dedim Tolgacığım, abi siz niye gülüyorsunuz dedim ya. Hani bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Bana dedi ki, senin telefonun nerede dedi. Şarja dedim. Bir al bak dedi. Allah Allah. Yani benim telefonla ne alakası olabilir? Telefonu aldım, getirdim arkadaşlar. Gördüğüm manzara şuydu. Tabii bu kadar böyle basit anlatıyoruz da o heyecanı yaşamak başka bir şey tabii ki. Biraz önce çektiği selfie'yi Tolga Facebook'a koymuş ve üzerine şöyle bir yazı yazmış. Yakup Bey'in Diamond'lık yemeğindeyiz yazmış. Arkadaşlar Türkiye'de bir buçuk yıldan beri Diamond çıkmadığı bir durumu hayal edin. Daha henüz daha Türkiye'de bile yeni kayeni. 3-4 tane şey, 12 tane Diamond var toplamda. Bir buçuk yıldan beri henüz Diamond çıkmamış. Ve denizde hareket olduğunu Türkiye'de herkes görüyor, biliyor. Biz bilmiyoruz sadece. Denizde olanlar bilmiyor. İzole bir yapı kurmuş Emre. Dolayısıyla altına herkes öyle yorumlar yapmış ki benim Diamond'lığımı herkes satın almış. Ben de şifahi olarak satın almak zorunda kalmışım. Çünkü benim sayfamda paylaşıldı. Ve ben de teşekkür etmek zorunda kaldım herkese. O kadar herkes, onlarca belki yüzlerce, şimdi hatırlamıyorum ama Diamond'lığı tebrik etmişler. Biz de kabul ettik. Ayın 21'i 39.500 puan. Şimdi psikolojinin, bilinçaltının gücünün nelere kadir olduğunun net bir ifadesidir arkadaşlar bu. Düşünün, 21 günde 39.500 çıkartmışsınız. Geri kalan 10 günde 60.000 mi çıkmış? 60.000 çıkmış arkadaşlar. 108.500 de kapandı ay. Biz Emerald olsak öper başımızın üzerine koyarız diye düşünüyorduk. Ama bilinçaltının gücü orada, psikolojik olarak biz Diamond'ı satın aldık. Şimdi sizi durdurabilene aşk olsun. Çok iyi ya. Çok tabii ki. Bundan sonra Blue Diamond'lık koşusu var. Yine benzer bir koşu. Onu da
kısaca bahsetmiş Bu olurum arada ama. şeyden de Devrem, bir gemi seyahatinde birlikteydik. Ay sonu, ayın son gün kapanışı gemide nasıl oluyor? Onunla da ilgili anılarımdan birkaç tane aklına gelen olursa anlatırsan sevinirim. Tabii katlamanın gücü gemide abi zaten internet yok. İnternet yok. İnterneti de büyük paralarla saatlik satın alıyorsunuz. Düşünsenize o saatin içerisinde 80 bin kez sefer back office'e girip çıkmanız gerekiyor ama okyanusun ortasındasınız. Öyle bir imkanınız da çok fazla yok. Girip çıktıkça her girip çıktıkça 10 bin puan 20 bin puan arttığını görmeniz pasif gelirin ne demek olduğunu size anlatıyor arkadaşlar. Tabii bu süre içerisinde biraz önce sorduğunuz soruya da ek yapmış olayım. Güzel anlar. Evet. Benim hayatım boyunca en büyük güçlü nedenlerim dünyayı gezmek arkadaşlar. Daha önce Edirne'nin dışına çıkamamış bir arkadaşınızım. Nedeni basit. Vakitsizlik ve nakitsizlik. Kayini'de ben yurt dışına çıkmaya başlamıştım. İlk yurt dışı seyahatim de Diamond olduktan sonra Roma seyahati, bir Avrupa konvensiyonu. Tüylerim diken diken olarak her zaman anımsarım ve gururla anımsarım. Diamond olmuşuz. Ortalama 150 kişi Roma'ya gitmişiz arkadaşlar. Diamond'lar sahneye çıkacak. Sahnede rahmetli Kirk Hanson, Taylor. Bugünkü CEO'muz hatırlayamadım ismini Yavuzcuğum. Michael Brashears. Michael Brashears. Onlar var. Türkler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Aytuğ günü spontan bir vaziyette, planlanmış bir şekilde değil ama spontan bir vaziyette arkadaşların tamamını aşağıya indiriyor. Bizim geçeceğimiz alana. Türk bayraklarından herkes tak yapıyor geçeceğimiz alanı. Bir tak oluşturuyor. Sahnede arkadaşlar Eye of the Tiger çalıyor. Müzik olarak. Ve benim ismim anons ediliyor. Sırtımda kocaman yerlere kadar kocaman bir Türk bayrağı. Rocky Balboa'nın filmlerindeki dağa çıkarkenki antrenman sahnesini hatırlatıyor bana hep de. ve ben o takın içerisinden Türk bayrağıyla koştura koştura sahneye çıkıyorum. Sahnede Kirk Hanson, Michael Brashears. Ellerinde Türk bayrakları. Onlar da zıplayarak beni bekliyor ve orada o şarkı çalıyor. Benim için çok özel bir andı. Yani Türk bayrağının gururunu orada yaşıyoruz. Güzel anlardı. Yani bunlar gerçekten böyle kelimelerle ifade edilebilecek şeyler değil yani. Onları yaşamanız lazım. O İnşallah, gücünüzle inşallah birlikteliği. hepimiz birlikte buradaki İnşallah. herkes. Gerçekten benim için özel anlardan bir tanesi. Çok güzel. Ve o başlangıç bize bugüne kadar dünyanın farklı 25 noktasına gitme şansı verdi arkadaşlar. İnşallah Mayıs'ta arkadaşlarımızla birlikte de Vegas'ta olacağız. Şimdi Vegas deyince ben daha önce Vegas bileti almış, Vegas rezervasyonlarını yapmış ve gidememiş bir kişiyim. Nedeni şimdi. Az sonra diyorlar ya biz şimdi diyoruz. Şimdi. Yine 11. ayda Diamond olmuştum. 30. ayda Blue Diamond ama 22. 23. aydan itibaren Blue'nun etrafında geziniyorum yani böyle 220, 230, 235, 240 oralarda geziniyorum hala olmuyor. Ya insan çok garip bir varlık ya. Gerçekten insan çok garip bir varlık. Yani olmaması için hiçbir engel yok. Başarımızın önündeki tek engel kendimiziz. Kendimizin önünden çekildiğimiz gün önümüzde hiçbir engel kalmıyor. O ay Avrupa Konvensiyonu şey pardon Expo'da bir organizasyon yapıyoruz. Manfred geldi. Başka liderler geldi. Ve biz ayın başı, ayın biri ikisi sanırım herhalde. Bitince de ayın üçünde veya beşinde pardon beşinde olması lazım herhalde Vegas'a uçuyoruz. Vegas'ta Avrupa şey, Amerika Konvensiyonu var. Vegas'ı gezeceğiz vesaire heyecanlıyız. Ben gitmeden 2016 veya 17 olması lazım Yavuzcuğum tam hatırlayamadım tarihlerini. Ben gitmeden henüz uçak biletidir, işte eşimin uçak bileti, oradaki rezervasyonlar, şunlar bunlar 10 bin lira civarında. Tabii o günkü rakamlarla, bugünkü rakamlarla siz düşünün arkadaşlar. O günkü rakamlarla 10 bin lira civarında ben masraf yapmışım. Tüm rezervasyonları yapmışız, halletmişiz. Konvensiyon başladı. Expo.
Fakat o güne kadar olmayan bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ayın biri. Ayın biri 50 bini görmüşüm. Ayın biri 50 bini görmüşüm, ben yerinde duramıyorum. Zaten heyecanlı birisiyim. Arkadaşlar ayın biri de düşünün bir an. Ayın birinde 50 bin QE'niz var. Emerald Otoship'lerden gelen diyorsun yani. puanlar bunlar sadece. Kayıtlar yok. Otoship'ler, Evet. satışlar falan yok. Sadece otoship. Düzenli tüketimden gelen puan ve ayın biri sadece. Ayın biri. Ayın biri 50 bini görmüşüm. Yerimde duramıyorum. Ne yapacağım konusunda inanılmaz çelişkiye girmişim. Çünkü Blue Diamond olmam gerekiyor ama ben Green'e gidiyorum. Anlatmam gereken, çünkü rezervasyonlar tamamlanmış, şu olmuş, bu olmuş, uçak biletleri tamam, Emre'ler beraber işte Vegas'a gideceğiz. Ayın ikisi almış başını puanlar gidiyor. Ben kendi kendime böyle deliriyorum kafamın içerisinde. Ama en sonunda karar verdim. Dedim ki gitmiyorum. Gitmiyorum. Sadece bunu birilerine nasıl anlatacağım? Eşime, Emre'ye nasıl anlatacağım? Bir şekilde eşimle konuştuk. Neyse, o kısmı geçiyorum arkadaşlar. Fakat Emre ile konuşmam lazım. Henüz konuşmadım. Çok affedersiniz. Özür dileyerek anlatacağım. Tuvaletteyim. Tuvaletimi yapıyorum. Pisuvarda. Bunu düşünüyorum. Emre'ye nasıl konuşmam lazım? Neden lazım? Allah'ın hikmeti, yanıma bir baktım, Emre geldi. Yalnızız tuvalette, koca tuvalette yalnızız Emre'yle. Emre ne haber abi falan dedi. İyiyim derken dedim ki Emre, birden böyle söyledim. Emre dedim, ben Vegas'a gelmiyorum. Abi şok ol, nasıl yani dedi. Kafayı çevirdim. Nasıl yani abi dedi. Dedim gelmiyorum abi. Ben dedim 50 bini geçtim, ben Green'e gidiyorum. Abi gelmen lazım işte, o öyle değil, sosyal kanıt çok önemli işte, biliyorsunuz Emre'yi yani, konuşuyor. Emre dedim ki gelmiyorum, kesin kararım. Ben sadece bunu sana bir nasıl bildireceğim diye konuşuyordum dedim ya. 50 bin dedim görmüşüm, gidiyorum. Ben dedim Green'e gidiyorum. Sen dedim bana Vegas'tan bahsediyorsun. Ben dedim gidersem ne olacak abi? Bunu dedim başkalarının kontrolüne bırakamam. Benim inançlı olduğumu görünce arkadaşlar döndü bana dedi ki, abi o zaman dedi sana bir tavsiye dedi. Green'e basma, Blue'da kal dedi. Bunun nedenini anlattı ama nedenini yeri geldiği zaman inşallah liderleriniz size bunu şahsi olarak anlatırlar. Onlar gittiler. Herkes Vegas'a gitti. Ben arkadan onları izlemekle yetindim. Bir bedel ödemem gerekiyordu. Çünkü yokuşta akmayan ter inişte gözyaşına döner arkadaşlar. Biz bir ter akıtmamız daha gerekiyordu. Ve dolayısıyla herkesin fotoğraflarından Vegas hatıralarını, Vegas anılarını izlerken ben burada çalışmaya başladım. Blue Diamond 250 binle olunuyor değil mi arkadaşlar? 250 binle Blue Diamond olunuyor. Öyle çalışıyordum ki puanın ne olacağını, ne olduğunu bilmiyordum. Ben zaten Blue'yu geçmiştim. Psikolojik olarak satın almaktan bahsediyoruz bilinçaltımızda. 250 binle Blue olunuyordu ya. Ben 380 binde Blue oldum. Yine basacak olsaydım alacaktık o Green'i. Daha sonra bir sefer daha 9 binde Green'i kaçırdım arkadaşlar. Ama Emre'nin söylediği nedenden dolayı Blue'da kalmayı tercih ettik ve 380 binde 250 bin Blue olamayan Yakup 380 binde Blue Diamond oldu ve ben Vegas'a gidememiştim. Gidemememin ödülü bize 380 binle Blue Diamond olarak gelmişti arkadaşlar. Onun için hayatımızda karakterimizin karşılığı olarak bedel ödemeye karar verdiğimiz zaman ödediğimiz bedelin ödülü siz düşünmeden, siz hesap etmeden kat be kat fazlasıyla geliyor arkadaşlar. Biz ne zaman bedel ödemeye razı olduk? Ama bedel ödemekten kastımız sürekli birilerine doğru bir şekilde tavır davranışı, ben burada her yerde parantez içerisinde koyuyorum. Öncül olarak koyuyorum. İşin tavrı düzgün değilse ne yaptığının çok fazla bir anlamı yok benim için. Onun için arkadaşlar Blue Diamond hikayesi de bu şekilde geldi. Ve işte o gidemediğim Vegas'ı inşallah Mayıs ayında birlikte arkadaşlarla tekrar yaşayacağız. Hani düşünmeyin ya, bu sefer bu olmadı da şöyle oldu böyle oldu. Payeni onu size sağlayacaktır. Yeri ve zamanı vardır, onu bekliyordur sadece. Biz
kendi karakterimizin, kendi kişiliğimizin gelişebilmesi için her gün kendi üzerimize bir birim eklemeye devam edelim sadece. Sizin adınıza Yaradan'ın bir planı var. O planın ne zaman olduğunu bilemiyorsunuz. O plana sadık olun. Sonuçlar bizim elimizde değildir arkadaşlar. Sonuçlar Yaradan'ın elindedir. Biz sadece süreci yönetebiliriz. Süreci yönetmeyi başardığımız gün, birilerine takılmayı bıraktığımız gün, sadece yapılması gerekenleri yapmaya başladığımız gün, siz bir sonuç beklerken Yaradan 10 sonuç verecek size. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cümlemize inşallah devran. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada son cümleler neler olabilir diye soracaktım ama aslında sen belki de finali zaten yaptın şu cümlelerle. Yine de sormuş olayım. Toparlayalım yavaş yavaş. Son olarak arkadaşlarımıza iletmek istediğim, özellikle altını çizmek istediğim, büyük harflerle yazarak altını çizmek istediğim tavsiye, öneriler, yeni başlayanlar olur. Bunlar ya da daha önce başlamış fakat yeni bir başlangıç yapmak isteyenler olur. Neler olabilir onun? Hayat çok garip arkadaşlar, birçok şey öğretiyor size. Ama öğrenmek yanlış yapmakla eşdeğer. Yanlış yapmadan öğrenilemiyor. Hatalar başarının öncülleridir arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Hata yapmaktan vazgeçmemek lazım. Kendimize hata yapma şansı tanımak lazım. Tek fark, aynı hatayı defalarca yapmak yerine her seferinde farklı bir hata yapmayı kendimize o şansı tanımak lazım. Bu anlamda para için koşturan insanların, para için mücadele eden insanların bir yerde başarılı olsalar bile tökezlediklerini ve elde ettikleri başarı, parantez içerisinde ünlem, elde ettikleri başarının ellerinden gittiklerini görüyoruz, şahit oluyoruz. Nedeni şu, çünkü başarı için, para için değil, bir neden için koşturursanız o zaman sizi hiç kimse yoramaz. O zaman düştüğünüz zaman ayağa kalkması kolay olur. Ve düştüğünüzde öğrendiğiniz şeyler olur. Para için çalışan insanların hırsa büründüklerini, gözlerinin başka hiçbir şey görmediğini, etrafını yakıp yıkmaya ve kırmaya başladığına şahit oluyoruz. Oysa biz insanız. Oysa bizim burada olmamıza vesile olan şey gerçekler değil, duygular. Ve arkadaşlar, sizin kendi gerçek nedeninizin ne olduğunu ben bilemem. Ama her zaman söylüyoruz ya, gerçekten o sizi motive eden, içsel ateşinizin yakılmasına vesile olan şeyi bulursanız ve onun peşinden koşturmaya başlarsanız, onun için mücadele etmeye başlarsanız, o zaman o tavrınız da yerine gelir. O zaman muhtaçlık psikolojisiyle hareket etmek yerine karşımızdakine danışman edasıyla, ona yardım edebilmek edasıyla seslenebilme şansına sahip oluruz. Ama para için koşturan insanlar o zaman karşısındaki kişiye muhtaçlık psikolojisiyle yaklaşıyorlar. Yavuz bu işe girse de çalışsa ben de para kazansam. Hiç kimse kobay olmak istemez arkadaşlar. Hiç kimse kobay olmak istemez. Yavuz şunu hissederse, Yakup güvenilir bir kişidir. Yakup ben yoksam da kendi amaçları için, kendi amaçları için bu işin içerisinde başarılı olacak. O belli. O başarıdan ben de kendi adıma neler elde edebilirim ve bu başarıya nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünmeye başlarsa, o zaman işiniz katlanmaya başlar. Bu iş başkalarının işi değil. Bu iş bizim işimiz. Siz önünüz, arkanıza bakmadan, kim var kim yok diye arkanıza bakmadan devam ettiğiniz müddetçe, yenilik dağılım yasası gereği ilk başta sizi ayıplarlar. İlk başta sizi kınarlar. İlk başta sizinle dalga geçerler. Ama bunlar sizin başarınızın merdiven basamaklarını oluşturmalı. Sonra %12'lik kesim işin içerisine girmeye başlar. Onlar yavaş yavaş sizin yanınıza dahil olmaya başlar. Size soru sormaya başlar. Sizinle birlikte olmak istemeye başlar.
Sonra iki tane %34'lük büyük güruh işin içerisine dahil olmaya başlayınca ilk başta sizinle dalga geçenler, ilk başta sizi küçümseyenler sizin başarı hikayelerinizi başka yerde anlatmaya başlarlar. Motive eden unsurunuz para olmasın arkadaşlar. Para bir amaç değildir. Para güçlü bir araçtır sizin amaçlarınıza hizmet eden. Onun için 2014 Eylül ayından beri bu işin içerisinde birlikte mücadele etmeye, bu işi birlikte bir yerlere getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Fakat biz bunları, bu beylik lafları söylerken asıl katkımız kime oluyor biliyor musunuz? Kendimize. Başladığı günkü Yakup Güngör'le bugünkü Yakup Güngör arasındaki fark asıl mutlu eden şey. İşte kendimize kattığımız o değer başkalarına aktarılmaya başlıyor. Başkalarına aktardığınız değer sizi mutlu etmeye başlıyor. Bu dünyada ne için varız arkadaşlar? Ne için geldik bu dünyaya? 3 kuruş para biriktirip arkamızdan paramız için birilerinin dövüşmesine vesile olmak için mi geldik? Yoksa mutlu olmak, mutlu etmek için mi geldik? Mutlu olmanın yolları başka başka ama mutluluk hiçbir şekilde maddiyata bağlı değildir arkadaşlar. Kendinize bir amaç edinin, gerçek bir amaç. Kendinizin güçlü bir nedeni olsun ve o güçlü neden dünyayı değiştirmek gibi büyük bir amaca bağlıysa ki biz birlikte dünyayı değiştiriyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Umarım farkındasınızdır. Birlikte dünyayı değiştirebiliyoruz. O zaman arkadaşlar biz çok güçlüyüz demektir. Çok güçlüyseniz oturuşunuz bile değişmeye başlar. Oturuşunuz değişmeye başlayınca başarı üzerine gittiğiniz bir şey değil, üstünüze çektiğiniz bir şey haline dönmeye başlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz Yakup'cum. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Harika bir 1,5 saat neredeyse diyelim. Geçirdik burada. Değerli hayatından bize 1,5 saatini başladın. Çok çok güzel özel tecrübe paylaşımlarıydı yaptıklarımız. Ben Yakup'cum arkadaşlarının da sesini açılabilir hale getiriyorum. Canlı kanlı sana teşekkür etmek isteyeceklerdir mutlaka. Arkadaşlar buyursunlar. Sağ olun. Yakup Bey çok teşekkürler. Kayani'ye başlama kararı vermemde sizinle Yavuz Bey'in çok eski bir röportajını dinlemek benim için çok belirleyici bir etken olmuştu. Aynı heyecanı görüyorum yıllar sonra yine sizde. Sizi her dinlediğimde çok mutlu oluyorum. Çok motive oluyorum. Duydum, daha çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki bize vakit ayırdınız. Yavuz Bey, emekleriniz için size de çok teşekkürler. Eyvallah, teşekkürler. Yakup Bey çok teşekkürler. Müthiş bir sohbet oldu. Vallahi abim sağ olasın. Birçok arkadaşımıza ilham olduğu kanaatindeyim. Kendimde dair olmak üzere. Sağ olasın abim. Yakup Bey çok teşekkür ederim. Dilinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Çok çok böyle önemli ayrıntılar kattınız. Öğreneceğimiz, not aldığımız çok özel anılar oldu. Çok güzel sözler oldu. Özellikle yokuş çıkarken dökmediğiniz der, inişte gözyaşına döner. Bu sözü not aldım. Çok 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 teşekkür ediyorum. Yavuz Bey, emekleriniz için size de teşekkürlerimi sunuyorum. Yani. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bu arada çok karizma görünüyorsun abi. Cenap abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Cenap hocamız Silivri'de. Bu arada yılların doktorudur. Silivri'de yaşıyor. Ya belli zaten. Tabii ki, canım. Yani tabii. Bir duruş, bir tarz var yani. Cenap hocam. Ben size ne diye hitap ediyorum? Cenap hocam. Yakışıklı hocam, karizmatik hocam demiyor muyum? Al işte, yani demek ki tesadüf değil. Evet. Bunları her ikinizden de duymak ayrıca onur verici. Çok teşekkür ederim. O sizin güzel gözleriniz. Çok çok sağ olun. Diğer arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum.
Aleyküm selam hocam, sağ olun. Evet, var mı başka şurada cevap vermem gereken bir şey diye bakıyorum. Uğur Sarı, sıfırdan başlama kararı aldım, bir eğitim oldu, çok teşekkür ederiz demiş. Ne güzel, bizi bunlar motive ediyor, bizi bunlar mutlu ediyor arkadaşlar. Umarım hayatınıza bir katkı sunmuşuzdur. Çok teşekkür ediyorum. Bana katlanma lütfunda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yavuzcuğum, beni davet ettiğin için ayrıca sana da teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek abi, biz teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki dönemlerde tekrardan böyle sohbetlerimize güncel konularla, güncel kariyerlerle, güncel başarılmış hedeflerle böyle devam ederiz. Çok teşekkürler. İnşallah. Yakup Bey, bu arada sizi tekrar görmek çok güzeldi burada. Eskiden İzmir'de denk geliyorduk. Deneyimi, evet, tecrübelerinizi tekrar dinlemek bize ilham verici oldu. Dışarıda olduğum için. Ama teşekkür ediyorum. Uzun zaman sonra görüştük. Ben de sevindim. İnşallah en, evet, kısa sürede görüşebilmek umuduyla. Kendinize iyi, İnşallah, bakın. İnşallah. Bu kampta denk gelmedik. Bir dahaki kampta inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Ben